Şimdi Türkiye'de çok böyle korkunç bir sol, Kemalist sol, korkunç bir biçimde bir ajitasyon ve propaganda var. Yani şimdi ben bazen işte insanlar çıkıyorlar, efendim narin için ciğerimiz yanıyor, parçalanıyoruz falan gibi şeyler söylüyorlar. Bunların birer timsah gözyaşı hadisesi olduğunu da çok net bir biçimde görüyorum. Her ne olursa olsun o bütün hadiseyi Müslüman mahallenin sırtına yıkmak, İslam'ı bu cinayetlerin, vahşetlerin, barbarlıkların, tecavüzlerin, istismarların birinci derecede sorumlusu kılmak için, yani Kemalist solun her rengi, ırkçısından tutun liberal demokrat soluna kadar, PKK'sına kadar hepsi korkunç bir seferberlik içerisinde ve bütün bu faturayı doğrudan Müslümanlara yıkmanın derdinde. Halbuki bu ülkede yani 100 senedir her şey Atatürk ilke ve inkılaplarına göre işliyor. Yani eğitim, öğretim, spor, medya, gazete, anayasa, yasa, yüksek öğretime kadar her şey. Siyasi partilerin kuruluşuna kadar. Siz şimdi düşünün 100 senedir bir toplumu kemalistleştirmek için, Atatürkçüleştirmek için, militan bir laikliğin kucağına, bataklığına itmek için her türlü operasyonu yapacaksınız. Laiklik adı altında İslami sembol ve değerleri tümüyle tahkir edeceksiniz, karikatürize edeceksiniz. Toplumda içkiyi, kumarı, fuhuşu, hırsızlığı, efendim tefeciliği yaymak için, kadınları teşhirciliğe, erkekleri röntgenciliğe teşvik etmek için her türlü operasyonu yapacaksınız. Sonra utanmadan, rezilce sokaklara çıkan bir takım soytarılar, efendim tarikatları kapatacağız, cemaatleri kapatacağız. Bunlara ancak yuh denir. Yuh size de, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza da. Bunlara ancak bu söylenir. Şimdi daha bir şey yok ortada. İmam öldürdü. Ha tamam Burak diyecek. Burak Uzun da öldürüldü. En başta bu iddia vardı. Onu şimdi bakınlar. Çok yoğun bir biçimde performans gösterenler var. İşte Ece Üner gibi bir performans gösterenler var. Ümit Özdağ var. Fatih Altaylı var. Oda TV var. T24 var. Yeni Çağ Gazetesi var. Bakın bütün bunların hepsi doğrudan doğruya olayı İslam'la, Müslümanlarla irtibatlandırmak için bir psikolojik harp yürütüyorlar. Bu bizim 100 senedir şahit olduğumuz, hatta 31 Mart ayaklanmasından beri 1909'da sekülerizm ve militan laiklik tarafından İslam ve Müslümanlara dönük muazzam bir saldırı, muazzam bir yıpratma var. Kim yapmış olursa olsun, isterse babamızın, öz ve öz babamızın oğlu yapmış olsun. Cezası neyse kelepçesi takılsın, savcının karşısına, hakimin karşısına çıkarılsın. Ve ömür boyu hapis mi? Ömür boyu hapis. İdam mı? İdam. Ya biz hiçbir surette hırsızlık yapanı, arsızlık yapanı, namussuzluk yapanı, tecavüze yelteneni savunmayız, savunamayız. Bilakis onun cezalandırılması için olayın tarafı oluruz biz. Şimdi dün akşam haberlerde, Halk TV'de Ece Üner, işte son dönemin popüler yıldızlarından hanımefendi diyor ki Narin ne zaman öldürüldü biliyor musunuz diye bir soru soruyor. Narin ne zaman öldürülmüş biliyor musunuz? Bir kereden bir şey olmaz denildiğinde öldürülmüş. Acaba tecavüz için, istismar için bir defadan bir şey olmaz diyen bir kimse var mı? Yok. Oldu mu böyle bir olay? Olmadı. Yok. Ama apaçık bir biçimde yalanla, iftirayla, manipülasyonla Ece Üner ve onun çalışmış olduğu kanal ve daha genel mantık olarak Kemalist mantık iç içe geçtiği için ve bütün varlıklarını, performanslarını bu ajitasyon ve propagandaya, kara propagandaya bağladıkları için güya Müslümanları temsil eden bazı siyasetçiler demişler ki bir kereden bir şey olmaz demişler. Tümüyle yalan, külliyen yalan. Öncelikle bizim bu ahlaksızlığı, utanmazlığı, rezilliği bunların yüzüne her gün tokat gibi vurmamız icap ediyor. Kimyasal silahlarla efendim Suriye'de, Şam'da, Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Dera'da, İdlib'te binlerce çocuk öldürüldü. Yok. Hepsi Esedçi. Bakın. Bu saymış olduklarınız PKK'sından bilmem neyse kadar hepsi Esedçi. Hepsi Baasçı. Hepsi Şebbiha. Hiçbirisi Suriye'de öldürülen Müslümanlar için tek kelime etmedi. Başka bir şey söyleyelim. Bakın 11 yıldır, 12 yıldır Suriye'de katliam var. İran orada öldürüyor. Rusya orada öldürüyor, Esed orada öldürüyor, Amerika PKK öldürüyor. Ölen nasılsa Müslüman, ölen nasılsa Sünniler. Önemli değil.
Önemli değil. Onlar sadece Ezidilerin başına gelenleri konuşurlar. Peki 16 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledildi. Peki bu çocuklarla ilgili kahrolsun Siyonizm diyen, kahrolsun Siyonizm diye yürüyen bir tane sol örgüt gördünüz mü? Bir tane sol sendika gördünüz mü? Barolar Birliği'ni gördünüz mü? Doktorlar odasını, tabipler odasını, mühendisler odasını gördünüz mü? Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz. Fakat bu beyler, bu hanımlar, bu Cumhuriyet Halk Partisi, efendim bu İyi Parti, bu efendim çeteler, efendim Fatih Altaylısı filan falan, bakın hala Siyonizmi savunuyorlar. Hala Siyonizmin barbarlıklarını, işkencelerini, soykırımı, katliamını ortadan yok etmek için uğraşıyorlar. Daha dün gece Mevasi kampına, mülteci kampına İsrail tarafından 30 tonluk bir bomba atıldı. Evet. Gösterebilir arkadaşlar, 40 metre çapında bir krater oluştu. Peki bunlar insan değil mi, bu sanatçı dediğimiz, bu siyasetçi dediğimiz, bu bilmem ne dediğimizler? Siz insan değil misiniz? O yüzden bizim öyle bu olayları... Yani orada o olay varsa memleketteki olayı konuşmayalım mı? Hayır efendim, bakın bizim için hudut yok. Ben niye yani bu sınırın bu tarafında işlenen cinayete çok duyarlıyım, sınırın şurasında işlenen cinayete duyarlı değilim. Olmaz abi. Daha birkaç ay önce DEM Parti'nin milletvekili, çok affedersiniz, meclis grubunda çalışan bir kadına tecavüz ettiydi. Ne yaptınız? İhraç ettiniz mi? Onun için yani bizim bu süreci gerçekten bir savunma mantığıyla değil, efendim bir saldırı mantığıyla değil, anlamak için bizim göz önünde tutmamız icap ediyor. O yüzden şimdi adam kalkmış diyor ki böyle böyle, bu narin kızımız kayıp olduğu kamuoyuna yansıdığı andan itibaren Türkiye kamuoyunda 1.302.713 doğrudan tweet atıldı. Fakat biliyor musunuz, bu tweetlerin %38'i bot hesaplardı. Yani otomatik olarak bir yerlerde ayarlanan, suçlu efendim şu, suçlu bu, tecavüzcü o gibi. Onlar sadece ve sadece İslam'ı ve Müslümanları tacizci, katil, tecavüzcü, kana sulamış göstermek için seferber olmuş kurşun askerlerdir. Onların varlık sebebi İslam'ı ve Müslümanları kirletmek. Teşekkür ederim. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın.